Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV'den herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporuyla karşınızdayım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 101 Teknopark'ta 9800'den fazla teknoloji girişiminin bulunduğunu, bu girişimlerin 100.000'den fazla istihdam sağladığını ve teknoparklardaki işletmelerin ihracat rakamının da 10 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeşil dönüşüm faaliyetlerinin finansmanı amacıyla Türkiye Yeşil Fonu adında yeni bir fon kuracaklarını bildirdi. Yeşil Finans Projesi için Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'na sağlanacak 155 milyon dolar kredi Dünya Bankası tarafından onaylandı. Fonun yeşil ve yenilikçi dönüşüm firmalarına öz kaynak finansmanı sağlaması bekleniyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı'yla sürdürülebilirliğe geçmeye başlayan sektörler içerisine tekstil de girdi. Ege bölgesinde tekstil ihracatında sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verildi. Ticaret Bakanlığı desteğiyle ETİP tarafından yürütülen URGE projesiyle 18 üye firmanın sürdürülebilirlik kapasiteleri genişletilmek isteniyor. ETİP Başkanı Eski Nazi vatandaşların sürdürülebilir ürünleri olan talebinin gittikçe arttığını aktardı. Karacadağ OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşir Yılmaz, mevcut Diyarbakır OSB'nin girişimcilerin talebini karşılayamaması üzerine ikinci bir OSB için çalışmalara başladıklarını aktardı. Söz konusu OSB'nin Diyarbakır-Siverek Karayolu'na yapılması planlanıyor. 2970 dönümlük alan üzerinde yer alması planlanan Karacadağ OSB'de 10 bin işçiye de istihdam sağlanacak. Karacadağ OSB çalışmalarının 15 Aralık 2024'te tamamlanması bekleniyor. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli aracı TOGG'dan sonra ikinci elektrikli markası Veri yakında yollara çıkacak. %100 yerli marka olan Veri 4 ayrı segmentte birer adet üretim yapıyor. Go Green fuarında ilk kez tanıtılacak otomobil için şimdiden 800 adet ön sipariş alındı. Seri üretimine 2025'te başlanacak olan aracın ortalama satış fiyatı ise 25 bin dolar. İpsala'da bir hayali gerçeğe dönüştürmek için başlatılan OSB çalışmalarında artık sona gelindi. İpsala OSB'nin kurulacağı parsellerin metrekare fiyatları belirlendi. 214 dönüm alana kurulması planlanan OSB'ye şu ana kadar 33 firma fabrika kurmak için başvuruda bulundu. Mevcut 214 dönümün ileride 356 dönüme çıkarılması planlanıyor. Yeşil OSB olma hayaliyle yola çıkan BIOS, Dünya Bankası desteğiyle bölgeye ilk gaz ve elektrikli şarj istasyonunu kurdu. BIOS Bölge Müdürü Figen Akdemir, yeşil yol haritasıyla hayata geçirdiğimiz bu proje, Yeşil OSB'ye hızlı bir geçiş sağladı dedi. Bölgeye üretim için başvuran firmaların temelinde ise Yeşil OSB standardına uygun olup olmadığına bakılacak. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.